Günaydın kediler. Günaydınlar. Çizmeli. Günaydın tatlım. Günaydın canlarım. Günaydın güzellik. Bazen erken kalkmaktan şikayet ediyorum. Çünkü günlerim hep dolu dolu, yorucu geçiyor. Sabahları birazcık uyumak istiyorum. Ama erken kalkmanın güzelliği de bambaşka. Kumrular ötüyor, horozlar ötüyor, kuşlar cıvıldaşıyor, çiçekler fresh, kedicikler beni bekliyor, şimdi onlara mamalarını vereceğim. Begonvil o kadar güzel açmış ki, önce onu bir göreyim. Bu arada kediler iyice toplansınlar. Çok güzelsiniz. Şöyle şuradan bir geçeyim. Ay sen burada mıydın kırçıl? Burada mıydın kırçıl sen? Sabahın güzellikleri diye ben bunlara derim. Aman dikkatli olayım. Sabah şeker yine ayaklarımın altında dolanıyor. Şekerim. Sabah şekeri bu. Sarı şekerim. Tütün yaseminleri de çok güzel açtı. Pandora Yasemin'i öyle güzel tırmandı ki çitlere.
Şu arada bodrum papatyaları olduğu için yakına geçmem zor ama çok güzel açmış. Dur bakalım. Şöyle yapalım da bir görelim o güzelliği yakından. Işık kaçıverdi. Yaprakları da çok güzel. Alacalı. Tatlım. Güzel tekirim benim. Sarı şeker. Sen hiç benden ayrılmaz mısın? Ayrılmasın çocuğum benden. Şimdi mama yemeğe gidiyoruz. Çiçeklerin büyülü dünyasında gezinmeye sonra devam edelim. Sabırsızlanmaya başladılar. Mamalarını vereceğim. Kahvaltı başladı. Yoda, sen acıkmadın mı? Bunlar bekliyor. Daha eksiklerimiz var. Birazdan burada olurlar. Bu siyahımız çok büyük bir travma yaşamış. Kuyruğu kopmuş olarak geldi buraya. Tedavisini yaptırdık. Fakat mama yerken bekliyor. Diğerleri bitirince yaklaşıp yiyor. Şimdi onun önüne özel mama koysam bile geri çekiliyor. Ben de ısrar etmiyorum. Yeter ki yesin, karnını doyursun. Bakın yaklaşmadan böyle bekliyor. Yoda da belli ki gece avlanmış. Şimdi çiçeklerimizle devam edelim. Çünkü birkaç tane çok güzel açmış çiçeğimiz var. Onları bir yakından göreyim. Sizlere de göstereyim. Bu güzel kayısı rengi gül. Özel bir gül. Bazen rengi yeşile çalıyor. Bu da çok güzel kıvrımları olan farklı bir gül türü. Şimdi yeri gelmişken sizlere bir tavsiyede bulunayım. Sanal alışverişle çiçek satın alırken dikkatli olmak gerekiyor. Ben epeyce deneyim kazandığım halde yanılıyorum. İşte beni yanıltan alışverişlerden biri. Bu gül güya
koyu pembe olacaktı. Öyle bir fotoğrafı vardı. Daha önce birkaç kez alışveriş ettiğim bir siteden aldım. Çiçek ve fidan satan bir site. Yorumları okudum. Ama bakın ne geldi. Hiç fotoğraftakiyle alakası olmayan bir gül. Sabırsızlıkla açmasını beklemiştim ama hayal kırıklığı. Dikkatli olun. Güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapın. Çünkü artık fiyatlar çok arttı. Paranız boşa gitmesin. Bu da Kıya Ebru'lu gül. Bir hayli yüksek bir fiyat ödeyerek almıştım. Ama bakın nasıl açıyor. Koydukları fotoğrafla alakası yok. Sarı şekeri incitmemek için çok dikkatli davranıyorum. Çünkü sürekli ayağımın altında. Kahvaltı devam ediyor. Benimle dolaşmayı tercih ediyor kahvaltı yerine. Oğlum, doydun mu? Doydun mu bebeğim? Yodacığım. Yoda yorulmuş, gece avlandığı belli. Saksıdaki mavi yaseminimiz de açtı. Gündüzleri çok sıcak burası. Daha önce de söz ettim. Ama sabahın erken saatlerinde bitkiler daha sağlıklı görünüyorlar. Zinniyamız büyüyecek. Tek birey maalesef. Birkaç tane vardı yanında. Salyangozlar yedi hepsini. Sarımsak çiçeğimiz. Ve kozmozlar. Bunlar güzel geliştiler. Bu dağlardan getirdiğim ada çayı tuttu ve büyüdü. Bu da kadife kırmızısı gülümüz. Ekinezyalar. Burası güzel kokuyor. Hoş kokular var. Ada çayları mis gibi kokuyor. Kaplumbağa kamuranı merak ediyorsanız, 2 gündür görmüyorum. Yine geldiği gibi kapıdan çıkıp gitmiş olmalı. İllaki doğal ortamlarını arıyorlar. Onu bahçede tutmaya çalışmamın tek amacı ana yola çıkıp ezilmesinden korkmamdı. Ama doğası gereği burada insanların olduğu yerlerde kalmak istemiyorlar.
Buradaki güzel kokuların bir nedeni de naneler. Böyle bir grup nanemiz var. Mis gibi kokuyor. Vesika petunyalarımız. Yine ekinezyalar. Böyle bir alacalı gülümüz var. Kaplumbağacığımızın su içmesi için toprağa gömmüştüm bu kabı. Gitmiş olmalı ya da bahçenin kuytu bir köşesinde mi acaba, bilemiyorum. Burada suya yakın olduğu için coştukça coşan sinir otlarımız var, plantagolar. Bunlar çok yararlı. Doğal ormandan getirdiğim bitkiler. Bir kök olarak getirmiştim ya da tohumunu mu getirmiştim acaba, onu tam anımsamıyorum. Tohumu da olabilir çünkü bakın şu anda tohum evresinde. Burada çoğaldılar, çok sevindim. Çünkü artık çevrede bunları göremiyorum. Yani bir şekilde korumaya almış oldum bahçeye getirerek. Yıldız çiçekleri bir yandan açıyor, bir yandan geçiyor. Geçenleri almadım belki tohum verir diye. Biraz kuruyunca kontrol edeceğim. Şurada bir tane büyüyecek yıldız çiçeği grubumuz var. Onlar da tomurcuk verdi. Rengini merak ediyorum. Sarı olabilir. Kahvaltı bitmek üzere. Buradaki kaplar boşalmış. Güzel. Karnını doyuranlar birer köşeye çekiliyorlar. Bakın. Şunların muhabbetine bakın. Evet, bizim ürkek çocuğumuz anca başladı ama yine beni görünce vazgeçti. Şöyle uzaklaşayım da yesin. Lavantalar tomurcuklarla doldu taştı. Bu eşimin favori çiçeği, çok sever. Burada bir karpuz çıkmış kendiliğinden. Yani bulunduğu yer nedeniyle meyve vermesi olanaksız gibi ama yaprakları çok güzel. Kıyamadım. Böyle büyüdüler. Güzel bir yeşil küme oluşturdukları için izin verdim burada yaşamasına. Bakalım ne olacak. Güzel bir gün. Burada da açmış. Geçenlerini alacağız tabii ki. Ah be gombilim.
Bakın sıcaklık 40 dereceye kadar çıkınca Begonvil bu hale geldi. Şu an budama zamanı da değil ama bilmiyorum uçlarını almak mı gerekir? Bir araştıracağım. Güzel iri çiçekli sardunyalarımız. Şerif yıldızlı leş kaktüsümüz pek çok tohum verdi. Şimdi bu tohum zarfları bir süre sonra patlayacak. Tohumlar etrafa saçılacak. Şöyle arka tarafa doğru alıp şu kısmı alıp tohumlarının oraya düşmesini sağlayayım bari ziyan olmasın. Şunlar tohum zarfları. Şu uzun yapılar. Gördüğünüz gibi kediciklerimiz her yerdeler. Şimdi bir de tavuklarımızı görelim. Onlara da yem vereceğim. Akşamdan kalan yemlerini iyice bitirsinler diye oyalanıyorum. Günaydın horoz. Günaydın tavuklar. Keyifler yerinde mi? Şurada bir gül açmış. Taraf bahçenin bakımsız görünümlü yeri. Çünkü çok miktarda avokado yaprakları yerlerde saçılı. Bunları hem toplamakla baş edemiyorum hem de torf olması için bilerek bırakıyorum ama annem çok rahatsız oluyor. Tırmıklayalım atalım onları diyor. Hatta bu kısmını tırmıkladık. Şu çuvallara topladık ama daha atamadım. Burada da kırlangıç yuvaları var. Güzel güzel ötüyorlar. Pepinolar çiçek verdi. Bakalım meyveye dönüşecekler mi? Bunlar da biberlerimiz. Birkaç kök domatesimiz var. Bakın kuş yakalamaya çalışıyor. Bakın kuşlara ulaşmaya çalışıyor. Kırlangıçlar da uçuş eğitimi yapıyorlar. Bu kısım biraz karanlık ama yuvalarını göstereyim size. Bu yuva boş. Şuradaki aktif durumda. Yavrular burada doğdular. Karanlık olduğu için iyi görünmüyor. Evet. Bu sabah böyleyiz. Renkli ve kalabalığız. Daha sakulentlere göz atmadım. Birazdan sulama yapacağız.
buraları yıkayacağız. İş biter mi? Tabii ki bitmez. Ama yukarıda da işlerimiz var. Şimdi patili köpek çocuklarımı da ziyaret edeceğim. Evet, fazlasıyla oyalandım. Şimdilik hoşça kalın. Sizlere sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizimle olmanızdan tabii ki çok mutlu oluyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.